Poco F serisi. Biliyorsunuz bu seri gerçekten çok kıymetli. Poco F2 Pro'yu F2'ye hatırlayanlar vardır. Pop-up kamera, Snapdragon 5G gerçekten çok iyiydi. AMOLED ekranlar vesaire. Poco F3 çıktı. Poco F4 çıktı. F3 ve F4 de çok güzel modellerdi. Ancak F5 ve F5 Pro gerçekten çok iyi duruyorlar. Bugün sizlerle birlikte tepe kamerasında da görmüş olduğunuz gibi F5'i kutusundan çıkaracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şuradan bıçağımı alıyorum. Bu arada bu bıçağı BİM'den 10 liraya almıştım 2 sene önce. Bizim muhasebeci Umut kullanıyor. Şimdi şuradan bir bıçağımızı şöyle daldıralım hocam. Jelatini şöyle hızlı bir şekilde çıkartalım. Bu arada keyifler nasıl? Umarım keyifler yerindedir. Kutu açılışlarını seviyorsunuz biliyorum. Şunu da söyleyeyim, bence Poco F5 serisi iyi bir şekilde satacak. Çünkü az sonra anlatacağım özellikler gerçekten çok hoşunuza gidecek. Bu telefonda ilk defa Snapdragon 7 Plus Gen 2 işlemcisi kullanılıyor. 4 nanometre bir işlemci ve çok güçlü olduğunu da belirteyim dostlar. Şimdi biliyorsunuz Xiaomi Poco Redmi tarafında bu kılıflar, garanti belgesi, kullanma kılavuzları sürekli olarak kutudan çıkıyor. Bakalım Poco F5'in kılıfı nasıl? Gayet hoş görmüş olduğunuz gibi şeffaf bir kılıf arkadaşlar. Bunu kenara bırakıyorum. Telefonu hemen şöyle çıkartalım. E-mail numarasını tabii ki de gizliyoruz. Telefonumuz bakalım hangi renkte gelecek. Oo, bir şey diyeyim mi? İnanılmaz güzel bir renk var. E-mail'i çıkartıp gösteriyorum. Telefonumuzun rengi bu. Bence gayet tatlı bir renk var arkadaşlar. Bu arada diğer renk seçeneklerini merak ediyorsanız siyah, mavi ve beyaz renk olmak üzere 3 farklı renkle bu telefonun sahibi olabiliyorsunuz. Çok ince, köşeli bir tasarımla karşılaştığımızı burada belirtmek istiyorum. Hemen alt tarafa bakalım. Type-C girişimiz, hoparlör, mikrofonumuz var. Çift SIM kart destekli olduğunu belirteyim. Üst tarafa baktığımız zaman 3.5 milimetrelik bir jack girişi var. Oyuncular bu konuda şanslı çünkü çok güçlü bir işlemci var. İçerisinde soğutma teknolojisi bulunmakta. Kablolu kulaklıkla oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Çift stereo destekli bu arada. Yani iki taraftan da bir stereo ses deneyimi sağlanıyor. Hızlı tiz sensör ve bir adet de mikrofonumuz burada bizleri karşılıyor. Şimdi güç butonuna ben bir basayım. Telefonumuz şöyle bir kurula dursun. Ben de detayları aktarayım dostlar. Telefonumuz Android 13 ve MIUI 14 arayüzüyle birlikte geliyor. Ama Poco'ya özel bir MIUI arayüzü. Kılıfı da takınca telefonumuz böyle bir görüntüye kavuşuyor. Şimdi bu kılıfı çıkartalım. MIUI 14 yazısını gördünüz ama diğer kutu içeriğini tabii ki de aksatmak olmaz. 67 wattlık bir hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor hocam. Şimdi 67 wattlık adaptör telefonu kaç dakikada şarj ediyor diye sorarsanız tam 46 dakikada 0'dan 100'e bu telefonu şarj edebilmek mümkün. Bunu çıkartmama gerek yok herhalde. Turuncu uçlara sahip bir kablomuz çıkıyor. Bir ucu tip A, bir ucu tip C dostlar, bilginiz olsun. Vallahi şarj adaptörü, kılıf, bunların kutudan çıkması gerçekten hoş detaylar. Bilginiz olsun. Şimdi ben hızlı bir şekilde kurulum yapıyorum. Daha sonrasında buradayım. Bu arada parmak izi okuyucumuz güç butonunun üzerinde dostlar. Bilginiz olsun. Hemen şöyle parmak izimizi de okutalım. Testimizi gerçekleştirelim. Evet, telefonun kurulumunu hızlı bir şekilde tamamladım. Telefon kanlı canlı artık karşımızda. Poco F5'i aldığınız zaman arayüz sizleri bu şekilde karşılayacak arkadaşlar. Ben sizleri direkt olarak bir beyaz ekrana almak istiyorum. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi ekran kası oranı gerçekten çok iyi duruyor. Burada telefonun tasarım özellikleri efektif bir şekilde sizleri mutlu ediyor. Efektif dememin sebebi şu: telefon hem köşeli bir tasarıma sahip hem de hafif olduğundan dolayı günlük hayatta sizleri yormuyor. Ve bu telefonun içerisinde 5000 miliamperlik bir batarya bulunmakta. Telefonumuz tam 181 gram ağırlığında ve 7.9 milimlikte bir kalınlığa sahip. Görmüş olduğunuz gibi çok ince bir telefon dostlar. Kamera çıkıntısı yok denecek kadar da az. Telefon bu arada 120 Hz'lik tazeleme hızıyla birlikte geliyor. Şimdi ekran tarafına burada bir girelim. Şöyle biraz da telefonu sizlere yakınlaştırmak istiyorum dostlar. Karanlık modu aldığım zaman görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde geçiyor. Ya, işlemci konusu çok çok önemli dostlar. Yani inanılmaz güçlü bir işlemcisi var. 1 milyona yakın bir AnTuTu skoru elde ediyor. Tekli ve çoklu çekirdeklerde de yine güzel skorlar aldığını şu anda ekranda sizlerle paylaştım. Şimdi ekran tarafında yenileme hızına geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi özel kısmı var. Bunu 60'tan 120'ye şöyle alıyorum. Ana sayfaya geldim ve görmüş olduğunuz gibi ekranın akıcılığı işte bu şekilde. Bunu yukarı kaydırdığım zaman ana uygulamaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bildirim panelini şöyle aşağıya indirdiğimiz zaman Xiaomi telefonlardaki MIUI arayüzü burada Poco'ya uyarlanıyor ve birçok özelliği de burada görebilmek mümkün. Peki Samet, ekran tarafı nasıl derseniz eğer ki, bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor ve Full HD bir ekranla birlikte geliyor dostlar. Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus teknolojileri bu ekranda mevcut. Ekranın renkleri, doygunlukları oldukça hoş gözüküyor. Şimdi sizlerle birlikte bir parmak izi testi yapalım. O bayağı hızlı bu arada.
gerçekten çok hızlı çalışıyor. Bu arada dostlar, telefonun inç başına düşen piksel yoğunluğu 395, bilginiz olsun. Ayrıca IP53 su sertifikası da bu telefonda mevcut. Şimdi telefonun şöyle bir ayarlar kısmına girelim. Telefon hakkında kısmına bir tıklayalım. MIUI 14'ü gördünüz. 256 GB'lık bir depolamamız var. 8 GB'da bir RAM'imiz var dostlar. Tabii siz artırılabilir bellekle ek ayarlar kısmına geliyorsunuz. Burada bellek uzantısı var. 7 GB daha bu telefonun RAM'ini arttırabiliyorsunuz. 8 GB'lık bir RAM'iniz varsa 7 daha ekliyorsunuz. 15 GB'lık bir RAM'iniz oluyor. Bu gerçekten güzel bir değer dostlar. Burada ikinci alan var. Ya zaten Xiaomi telefonlarda hayat kurtaran bir sürü kısa yol arayüz var. Biraz da kamera detaylarına girelim. Burada 64 megapiksel değerinde yapay zeka destekli, burada görmüş olduğunuz gibi, bir kameramız var. Ve video çekim detaylarında beni mutlu eden bir detay var aslında. 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Hatta örnek bir selfie çekelim şöyle. Şu anda çekmiş olduğum fotoğrafı ekranlara verdim. Bence selfie kalitesi gayet iyi dostlar, bilginiz olsun. Ve ters ışıkta bir fotoğraf çekelim. Bu arada hangi telefon olursa olsun arka kamerayı silin dostlar. Faruk poz ver abi. Işığı ayarlıyorum. Şu anda da ters ışıkta Faruk'u çektim. Faruk valla yakışıklısın. Kral. Helal olsun. Her neyse, işin esprisi dostlar. Bu arada telefon UFS 3.1 desteğiyle birlikte geliyor. Çok hızlı bir şekilde işlemciyi, kamerayı, depolama birimlerini çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu telefon 15 bin lira civarında geziyor. Bu anlattığım özellikler, şu ana kadar anlattığım özellikler gerçekten çok tatmin edici. Kamera detaylarını sizlere anlatmadan önce biraz oyun detaylarından konuşmak istiyorum. Çünkü şu anda telefonu yeni kutusundan çıkarttık. Bu videoyu kapattıktan sonra ben detaylar çekeceğim. Video detaylarını sizlere göstereceğim. Ve şu anda da bunları izleyeceksiniz. PUBG Mobile'a girdiğimiz zaman FPS değerini sizlere öncelikle göstermek istiyorum. Biraz oyun oynadığımız zaman ısınma ne durumda? Bunun detaylarını şu anda görüyorsunuz. Tabii bu işlemci konusunda tüm yorumlar size bağlı. PUBG Mobile, Call of Duty, Genshin Impact gibi zorlayıcı oyunları bu işlemci kaldırabilir ve sizler de bunları izlediniz. Şimdi sizlerle birlikte ne yapalım? Kamera detaylarına bakalım. Ben videoyu burada sonlandırdıktan sonra telefonu alacağım, dışarı çıkacağım. Ofis ortamında videolar ve fotoğraflar çekeceğim. Siz de bunları şu anda izleyeceksiniz. Güzel bir müzik de koyalım buraya. Daha sonrasında buradayız.
Evet, fotoğraf ve videoları izledikten sonra ben bu telefonla ilgili sizlere çok detaylı bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi dostlar, Poco F serisi bugüne kadar gerçekten çok özel oldu. Hatta F serisi değil, F serisini bir kenara bırakıyorum. Poco telefonları çok önemli. Neden? Biz Poco telefonlarını hep uygun fiyata aldık bu zamana kadar. Şimdi biliyorsunuz dolar arttı, asgari ücret arttı, ekonomi seviyeleri zaten biliyoruz. Bu konuya hiç girmeyeceğim. 14 bin liraya şu anda alınabilecek en mantıklı modellerden bir tanesi. Bir de abisi var, Poco F5 Pro. Onun işlemcisi zaten çok çok daha iyi. Onun da bir kutu açılış videosu, inceleme videosu yakında bu kanalda olacak. Şimdi benim demek istediğim şu. Bu telefon içerisinde Bluetooth 5.3 var. Yani kablosuz bağlantı konusunda çok iyi. Jiroskop var, NFC var, Wi-Fi 6 var. 5G destekli bir telefon. Türkiye'ye çok yakın zamanda 5G gelecek. Yani siz aslında bir Android telefonda istediğiniz tüm özellikleri Poco F5'te bulabiliyorsunuz. Çok yeni nesil bir işlemci var. 4 nanometre mimarisine sahip bu arada. Adreno 725 var. Yani grafik Yonga birimi de çok iyi. İçerisinde Liquid Cool 2.0 var. Yani telefonla çok fazla oyun oynadığınız zaman bile telefon ısınmalara çok maruz kalmıyor. Ayrıca ekran tarafı inanılmaz iyi. Flow AMOLED bir ekran var. 2.22 milimlik çerçeve ve estetik bir tasarımla birlikte Poco F5 burada gerçekten çok öne çıkıyor dostlar. Yani telefonu elinize aldınız. İnce, hafif, işlemcisi çok iyi. Ekranı çok iyi. Peki Samet, eksik bulduğum bir yan var mı derseniz eğer ki, kamera tarafına ön tarafta video çekiyorum. Yani bir 4K olmasını isterdim ama çok yakın zamanda Xiaomi bunu CV3 modeliyle birlikte de getiriyor. Artık şunu da görebiliriz. Yani Xiaomi'nin yeni çıkardığı telefonlarda veya Poco'nun yeni çıkardığı telefonlarda ön kamerada 4K videolar da artık çekebileceğiz. Bunun haberini de aldığımıza göre valla çok mutlu olmuş durumdayız. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Göz sağlığı açısından düşük mavi ışık sertifikası da bu telefonda mevcut dostlar. Bilginiz olsun. Geldik gün sonu yorumuna. Poco F5'i alayım mı Samet dersen, evet alabilirsin dostum. Çünkü bu telefon gerçekten fiyatını hak eden bir telefon. Tabii burada sadece bir kutu açılışı yaptık. Yani detaylı bir incelemeye girmedik. Bunun tabii ki de bir detaylı incelemesi olacak. Ha, o zaman eksikleri olur mu? Elbette ki olur. Çünkü kullanıcı her zaman yenilik ister, farklılık ister. Ama günümüz şartlarında Snapdragon 7 Plus Gen 2 bu fiyata, bu işlemci satılıyorsa eğer ki, yani rakiplerinde de eğer ki bu performansı veren bir işlemci yoksa, ha o zaman Poco F5 çok mantıklı bir model ki gerçekten bu telefon hakkında uzun bir süre konuşacağız. Rakipleriyle kıyaslamalar yapacağız ve videoyu da burada noktalıyorum. Tamamen yorumlar sizde. Sorularınız elbette ki vardır. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka inceleme ve kutu açılış videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.